Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu videoda sizlere Web Tekno hakkında merak ettiğiniz her şeyi anlatacağız. İyi seyirler. Kestik. Abla bir çay verir misin? Tamam. Abi şimdi herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi, bize bu kadar ürünü nereden, kim yolluyor, nasıl tedarik ediyoruz? Nereden, kim kendi yolluyor? Kendi cebimizden mi alıyoruz? Şimdi kendi cebimizden aldıklarımız da var. O kırdıklarımızın hepsini kendi cebimizden alıyoruz. Hani illa bize al şunu kır diye gönderen bir sponsorumuz yok. Çakma iPhone'u bize gönderecek hali yok. Yani çakma iPhone'u kim göndersin bize? Şimdi ürünleri nereden alıyoruz? PR ajansları var. Ajansları denilen bir sistem var. PR ne ya peki? Press Release diye geçiyor İngilizce. Onun kısaltması PR ajansı yani bizde. İşte arada mesela diyor ki elimizde işte Samsung ürün var. Ya da işte Asus tablet var. İnciler misiniz diyor. Göndereceğiz diyor. İnceleriz diyoruz. Gönderiyorlar. İşte kimi zaman 10 gün bizde kalıyor. 10 gün kullanıyoruz. Kimi zaman da diyor ki ya size göndererek elimize başka ürün kalmadı. 4 gün içinde inceleyebilir misiniz? Geri istiyorlar. E tabi başka ürün gönderen de yok. Mecburen. Yani dışarıdan şey gibi gözüküyor. Birisi bize telefon tableti gönderiyor, sonra onlar bizde kalıyor gibi gözüküyor. Ha, katiyen hiçbiri bizde kalmadı şimdiye kadar. Öyle olsa telefoncu açmıştık zaten. Aynen. Çankaya'da dükkanım var böyle olsaydı. Geliyor. İnceliyoruz. Kullanıyoruz. Direkt sim kartları takıyoruz. İşte her gün standart kullandığımız uygulamaları kullanıyoruz. Hani telefonu ben nasıl kullanıyorum? İşte WhatsApp'tı, Facebook'tu, Twitter'dı. Telefonlar için konuşuyoruz tabii bunu. İşte ekstra benchmark yaptığımız testler, test ürünleri koyuyoruz. Kullanıyoruz. Bakıyoruz işte geceleri videoları oradan izliyoruz. Hani olur mu olur mu neyse ne onu söylüyoruz. Hani iyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Şu ana kadar hiçbirinden para almadık. Öyle bir yanlış anlaşılmaz. Hani birinde çok reklam yapmışsın falan dedi. Onu da söyleyeyim burada. Beğendiğimize iyi diyoruz. Beğenmediğimize kötü diyoruz. Reklamda hani reklam yapanlar da var bunda. Ama şey yapıyorlar. Onlar da doğruları söylüyorlar. Hani şöyle şöyle oluyor diye söylüyorlar. Peki biz şimdi bu reklam almıyoruz madem de parayı nasıl kazanıyoruz? Parayı... Bizi çok zengin zannediyor. Aynen çok zengin zannediyor. O büyük hataları var. Şey... Parasitedeki reklamların işte Google AdSense reklamlarından kazanılıyor. Ayrıyetten de dediğim gibi PR ajansından para almıyoruz. Kendi cebimizden para harcadığımız için de şu an hatta hani akı şeyini kurtarma derler ya, hani hakikaten o konudayız da aynı zamanda. Aynen, hani bu Concord, Moncord onların hepsini cebimizden alıyoruz. Onların hepsi yani. Bize girdi, Concord demeyelim ya. Concord'da bir aksiyon oldu abi, onu da bir anlat. Concord'da bir aksiyon oldu. Concord dedi ki videoyu kaldırın. Bize dedi ki kaldırmıyoruz. Concord tekrar da videoyu kaldırın. Kaldır, kaldırma, kaldır, kaldırma. Ha, kaldırırsın, kaldıramazsın olay derken mahkemeye gitmiş. Olay mahkemeye gitti ve elimize hakim kararı geldi. Videoyu kaldırmak zorunda kaldık. Onu da belirtelim. Yani yoksa kaldırmayacaktık ama olay mahkemeye taşındığı için. Tabii, şeriatın kestiği parmak acımaz. Hukuka karşı gelmedik. Kaldırdık. Merhaba arkadaşlar. Ben İzmir Bilişim ve Web Tekno'nun kurucusuyum. Adım İbrahim Akman. Sizlere Web Tekno hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını ileteceğim. Web Tekno nedir? Neden kuruldu? Hangi amaçlara kuruldu? Kaç kişi çalışıyor gibi bilgiler vereceğim. Web Tekno nedir? Önce ondan başlayalım. Web Tekno insanlara teknolojiyi dolandırmadan ve kullanacakları ihtiyaçları kadar anlatan bir oluşum. Kuruluş amacı tamamen bu yönde. 10 ay önce kuruldu. Şu an aylık 3 milyon tekil kullanıcıya sahip ve çok iyi bir ivme kazanmış bir proje. Biz Web Tekno'yu kurarken daha masada dedik ki Web Tekno'nun bir karakteri olsun, bir kişiliği olsun ve bu karakter bizim mahallemizin saygı gören, sevilen bir abisi gibi olsun. Bu ne demek oluyor? Samimi, içten, güvenilir ve insanlara ihtiyaçlarını kadar veren bir oluşum. Yani bir telefon incelemesi yapıyorsak 50-60 dakika anlatıp arka kapağının altındaki vida sayısını söylemek yerine günlük kullanımda kullanıcıların işine yarayacak soruların cevaplarını veriyoruz. İyi fotoğraf çekiyor mu? Oyun oynarken kasma ve ısınma yapıyor mu? Mikrofonun sesi karşı tarafa iyi gidiyor mu? Onun gibi soruların cevaplarını 10-15 dakikalık videolarla veriyoruz. Zaten detayını anlatan onlarca teknoloji sitesi mevcut. Biz onlardan farklı olmayı tercih ettik. Biz çok teknik detaya girmemeyi, insanlara, kullanıcılara merak ettiklerinin kadarını vermeyi ve günlük kullanımda ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bilgi vermeyi tercih ediyoruz. Web Tekno'da şu an 4 kişi çalışıyor. İzmir Bilişim'de ise 18 kişi çalışıyor. Web Tekno'nun kadrosu Lütfi, teknoloji atanan adam, Eser Şahin ve Fatih'ten ibaret. Ayrıca stajyer arkadaşlarımız da destek görüyor. Daha da önemlisi dışarıdan gönüllü olarak destek veren Koççu Herif, Barış Kahraman gibi arkadaşlarımız da mevcut. Web Tekno bu karakterini korumaya devam edecek. Bundan 5 sene sonra da Web Tekno aynı tarzda yürümeye devam edecek. Bazı markalara ve firmalara ters geliyor olabilir ama Web Tekno'nun tarzı bundan sonra da böyle kalacak. Bunun da garantisini şimdiden buradan vermiş olalım. Muslera. Muslera. Oo.
Abi senin esas mesleğin ne? Bunu da çok soruyorlar. Bizim mesleklerimiz neler? Mesleklerimiz neler? Şimdi ben bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Sen ressamsın. Aynen. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümü okudum. Aynen. İşletme mezunu bir arkadaşımız var. Ve bir tabi kodları yazan biri de bir arkadaşımız var. Mesleği kodçuluk mu diyeyim? Kodçuluk o. Yazılım yani. Yazılımcı yani. Ya ben bilmiyorum bunu. Kademede Bülent Korkmaz. Kademede Bülent Korkmaz. Popescu. Alpay. Stam. Bende bu yok ya. Bende langırt yok. Bende. Fırfır var bende sadece. Böyle böyle. Gelişine uğrayayım. Olmadı mı? Defansta Alpay özel alan. Ah Alpay. Alpay'ın kaçırdı adam. Abi şimdi bizim bıktığımız sorular var. Her gün binlerce geliyor bundan. Bunların en başında biz tablet telefon kırıyoruz ya, paranıza yazık değil mi diyorlar. Paramıza yazık değil mi? Biz 10 ayda bu seviyeye geldiysek o paralara hiçbir zaman yazık değil bence. Çünkü biz onları alıp kırmasaydık sizin bizden haberiniz olmayacaktı. Ha diyorsun başka türlü işte fakir fukaraya versen sevaba girsen olur muydu diye. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Aynen, hani bir elin verdiğini bir el asla görmemeli. Onu da söyleyelim. Hani hiçbir zaman da bunun reklamını yaptık, verdik, yaptık, yardım yaptık, yardım yapmadık da demedik. Hani bize yakışmaz öyle bir şey zaten. Ya bir de şunu da düşünmek lazım. Hani biz o tablet telefonu belki kırmasaydık bir sürü insan bunları televizyondan alıp yani bayağı bize zarara girecekti. Bir sürü insan da çok fazla masraftan kurtarmış olabiliriz. Bir de o açıdan baksın. Aynen, aynen. Bir de sağlığını kaybedecekti belki de birçok insan. Bir kişi bile şey almasa... Hoppa muslera. Bir kişi bile... Hani aklı başına gelse diyelim ya da bir tane yengeç kurtarsak bir tane deniz yıldızını atsak işte al bunun için değişti oluyor. Oho. Ben FIFA oynayalım ya, boş ver bunu. Ben bunu o kadar da değil. Hadi bakalım. 10 ayda diyorlar ki nasıl bu kadar çok takipçi yaptınız? Bunun sırrı ne diyorlar? Sırrı farklı. Sırrı gol bak şimdi. Şimdi kadar bütün teknolojileri aynıydı. Ve burjuva, yani teknoloji dilini bahsediyorum, burjuva bir dille söylüyorlar. Yok şimdi yolda satayım, bilmiyorum, amiral gelmişti, vırttı zırttı falan filan. Zaten artık teknoloji herkes elinde yani. Bugün benim babaannemde akıl telefonu kullanıyorsa. WhatsApp'tan mesaj yazıyorsa yani. Yani. Olay bitmiştir. Yani şöyle. Yani bir Türk insan teknolojisi bakıyorsa biz öyle anlattık. Yani ben de diyorum o sabah kadar işte Cortex A9 şöyleydi böyleydi. Ne bileyim işte bizim telefonun arkasında video sayısı, deyip deyip 45-50 dakika video çekmeyin ama sonra tekrardan yani ben de dahil olmak üzere ilgilenmiyor bununla. Bana ne diyor, benim işime yarar mı yaramaz mı? Bana bu lazım. Biz de bu tarzdan anlattığımız için, kimse de böyle anlatmadığı için daha doğrusu, farklı olduk ve takipçiler bundan geldi. Sağ olsunlar, hani en baştan beri takip eden takipçilerimiz de videolarımızı sürekli paylaştı. Bizim aynen, büyümemize aynen yardımcı oldular. Onların yani da... Zaten, hani... Abi sizin için bir şey yapabilir miyim, sizin için bir şey olabilir diye. Hani sağ olsunlar. Sonra konuk kadar alıyoruz. Hani bizim için yazı da yazabiliyorlar. Yani hiçbir şey olmaz işte. Adam sağ olsun paylaşıyor yani videoyu. Ne kadar çok kişi görse o kadar iyi diyor. Hani illa şimdi siz de bir ucundan yardım etmek istiyorlarsa onlar da paylaşımda bulunabilirler yani. Selam karakteri. Sizin bizim gibi bir insan sonuçta. Halktan biri yani. Teknolojiyle arası iyi ama değer vermiyor pek. Onu uygulamak istedik. Biraz o kabalığı diyeyim sizindeki oradan geliyor. Kabaca böyle yani. Boyutu önemli olduğu için vektörel çalıştık. Biz retinde çizim karakteri. Vektörel. Yani o da farklı da. Şimdi bakıyor yani böyle hani karikatür var ya siz biraz daha samimisiniz der gibi. Aha. Yani onlara sıkıldılar. Yani şöyle oldu böyle oldu. Adam hikaye anlatıyor orada yani. Ya hikaye anlatıyor demeyelim. Hani onun kitlesi farklı, bizim kitle biraz daha farklı. Bizim kitle farklı değil aslında. Bizim kitle de aynı da artık mentali hızlanmaya çalışıyor. Bilmesi gerektiği kadar da bilmek istiyor. Hani ben de bir telefon kamerası için alacağım. Kamerası iyi mi kötü mü? Bu. Soru bu. Hani şey kaçmış neymiş bilmem neymiş. Yani şarjı gider mi gitmez mi? Bu kadar. Hani kaç vidası varmış arkasında kaç tanesi. Yapınca ekran şu an bakmıyor kim tam olarak. Offsite. Farklı olalım derken peki abi hiç başımıza kötü bir şeyler geldi mi? Hani ben bunları biliyorum da yani, bilmeyen yani insanlar için hani soruyormuşçasına sana. Farklı olalım derken başımıza neler geldi? Daş yağdı. Taş yağdı başımıza. Elimizi kestik. Farklı olalım derken. O bölümler nasıl bir yerse elini kesiyormuş adamın.
Yani saklanırken şimdi bizim hep bahsettiğim Cortex A9'ları falan biz göstermeye çalıştık insan. Hani yolda görsen tanımazsın aslında. Yani CJ'nin konuşmasını biliyorsun. Artık tanırlar ama. Yani artık tabii. Bizi tanıyorlar. Tanırlar. Davalık olduk. Ne bileyim şimdi net hani böyle kandırmasını istedik. Dava açtılar. Karanlılar. Gibi gibi. Ya senin gibi kalecin ama ya şimdi. Cızız. Bu kadar oldu. Webtekno PHP ile yazıldı. Yani veri tabanı olarak da MySQL tercih ettik. Herkes WordPress olduğunu iddia ediyor Webtekno'nun ama her şeyini kendimiz kodladık. Genel olarak tüm blokların zaten WordPress olduğunu düşünülüyor. Tasarımı grafiker Mustafa arkadaşımız yaptı. Yaklaşık bir 3 aylık geliştirme sürecinden sonra yayına başladı. 2 kişi yaptık, ikimiz birlikte. Gelelim en çok merak edilen soruya. En bu çok videonun... değildir ya. Yok yok, o da çok merak ediliyor. Bu videonun kurgularını kim yapıyor? Ve o Webtekno yazılarını Kepsel'e kim gömüyor dediğimiz arkadaş. Evet, o isimsiz diye bildiğiniz arkadaş ben yapıyorum bunların hepsini arkadaşlar. Çekimi, kurgusu vesaire. Nasıl yapıyorsan derseniz bir tane DSLR kullanıyoruz bunun için. 650D'yi tercih ettik. Biz dönen ekranı videoları çekerken bayağı işimize yarıyor. Onun dışında sesleri bundan almıyoruz tabii ki de. Bu kötü ses alıyor. Onun içinde bir Zoom'un kayıt cihazı var. H4N diye geçiyor ya da H4N nasıl okuyorsanız. Buna mikrofon bağlayıp sesleri de buradan alıyoruz. Onun dışında bu aldığımız görüntüleri Premiere, Adobe'nin yapmış olduğu Premiere uygulamasına atıyoruz. Burada işte mesela bu videonun introsunu başlamıştım, daha bitmedi. Adobe Premiere'de çeşitli işlemlerden geçiriyor işte kesmesi olsun, işte ses ekleme vesaire gibi şeyleri. Efektlik bir durum varsa After Effects'e atıp orada hallediyoruz. Çift monitör olmasının sebebi de burada ekranda şöyle görüntüyü daha büyük bir şekilde görmek. Hani ben böyle çalışmayı seviyorum. Herkesin kendine has bir çalışma tarzı oluyor. Nasıl rahat ediyorsanız siz de öyle çalışın. Ama bu tarz uygulamalarda genelde çift monitör kullanmak her zaman daha faydalıdır. Yani bunu buraya alırsınız ya da işte şu alttaki timeline muhabbetini şöyle uzatırsınız. Böyle uzuyor işte. Uzatıp işte buradan hani daha rahat çalışma yapabilirsiniz. Caps'lere gelelim. Caps'de direkt yine Adobe'nin Photoshop uygulamasında yapıyoruz. Şunu şöyle alayım. Daha şu gördüğünüz gibi bu caps'leri tabii ki de gidip fotoğraflarını biz çekmiyoruz. Hani internette karşımıza çıkan komik şeyleri bir yerde arşivliyoruz. Hani gün geldikçe böyle onların üzerine Webtekno yazıp bazıları güzel oluyor. Mesela bunu çok çirkin yapmışım. Bize güzel gelen şeyleri sizlerle Facebook üzerinden paylaşıyoruz. Hani daha çok burada haberlerimizi de paylaşıyoruz ama hani böyle hep beraber gülüp eğlenelim diye bu tarz paylaşımlarda yapmaya çalışıyoruz. Bu Webtekno muhabbeti de hani arada bir ekliyorduk bunları bazı şeylerin kenarına köşesine. Sonra koltuğa, kıyıya, köşeye bir yerlere eklemeye başladık. Derken hani siz de sevdiniz. Elimden geldiğince güzel yerlere yapıştırmaya çalışıyorum bunu. Kısacası Webtekno böyle bir oluşum arkadaşlar. Sizlerin çok merak ettiğini söylediğiniz sorulara elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Yani daha da fazla bir şey merak ettiğini zannetmiyorum. Tüm sorulara cevap vermeye çalıştık. Aynen. Böyle bir yazı işte. Bizi takip edin arkadaşlar. Bütün videolarımızın sonunda olduğu gibi yine söyleyelim. Facebook sayfamızdan, Twitter, Google Plus hesabımızdan ve YouTube hesabımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abi son bir soruyu herkes soruyor. Yani çok fazla denk geldim. Kapatmadan onu da söyleyelim. Sizin gerçek işiniz ne diyorlar? Yani bunu iş olarak görmüyor arkadaşlar herhalde. Gerçekten zahmetli bir iş. Bak siteye şöyle bir bakın. Çiçek, Filinta gibi site işte.